Alhamdulillah. Robbim shu dunyoda o'zida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'shni qilishlik nasib qildi. Qiyomatda ham qo'shnilardan bo'lishlik hammalarimizga nasib qilsin ilohim. Kelolmayotgan yurtdoshlarimiz hammalari kelishlikni Robbim nasib qilsin ilohim. Rasulullohga haqiqatdan ham kunlarini bag'ishlashlikni nasib qilsin. Nima qoraki hozir mana boradigan joylar sanab o'tdik. Madina Munavvarada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjiddan boshqa ziyoratgohlarga borish sanab o'tdik. Bularning ichida Qubo masjidini ham nomini zikr qildik. Endi bu Qubo masjidi, ya'ni Rasululloh masjidlaridan boshqa masjid. Ha? Boshqa masjid. U masjidga borib qilinadigan amali bormi yoki uyiga borishlik bir savob va'da qilinganmi, qanaqa? Qubo masjidini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, kim uyda deganlar, turgan joyda, mehmonxonasida toratni olib, Qubo masjidiga borib namoz o'qisa umra savobi beriladi deganlar. Ha, o'sha mashhur. Qubo masjidiga borib namoz o'qisa umra savobi deganlar, bu Madina ahliga, kim Madinaga kelgan hoji umrachilarga robboni tortiq hadiya. Allohning bergan robboni bir hadiyasiki, umraga bora olmaydi Madina ahli. O'zi muhojirlar ham kelishganda Madinaga kelishgan, Qubo alohida shahar bo'lgan, Madina alohida shahar bo'lgan. Lekin sog'inib qolishadi. Madinada Makkaga hijrat qilganlar nimani sog'inishadi? Madinada nima yo'q? Kaba yo'q, tavof yo'q, umra yo'q. O'sha narsadan sog'inib qolishadi. Umraga borsa iloji ham yo'q. To'g'ri. U paytlar berk bo'lgan. Rasululloh o'sha yuraklaridagi sog'inchni ortiroq bo'lsa ham boshlik uchun Qubo birinchi kutib olishgan joylar bo'lganda Qubo ahli. Qubon boshqacha qarashgan. Birinchi taassurotlari, birinchi Madinada ko'z ochib ko'rgan joylari Qubo. Rasululloh o'z yuragidagi sog'inchni ozroq bo'lsa boshlik uchun nima deydilar? Kimda-kim uyda tavorat olib, Qubo masjidiga borib namoz o'qisa, umra savobini oladi deydilar. Sahobiylar asosan o'zlari ham sahobiylar ham zuho namozi o'qib kelishar ekan. Biz asosan zuho namozini o'qiymiz, u joyga va choshgoh namozini. Sahobiylar aytishar ekanki, bir-birlariga aytib turib, vasiyat qilib, gunohing kechirilishini xohlasang, Qubo masjidiga borgin deyishar ekan. Ahli ilm aytishganki, buni sahobiylar o'zlarining oldidan chiqarib gapirisha olmaydi. Rasululloh bir endi hadis eshitgan, shu gap eshitgan, shunday deyishgan. Kimki kimda kim gunoh kechirishni xohlasa, Quboga borib namoz o'qisin deyisharkanda bir birlari. Mashalloh. Masjid Aqsoga borib ibodat qilib borgandan ko'ra Masjid Quboga borgan afzal deyishgan Amr ibn Aslah. Umar radhiyallohu anhu o'zlari xalifa bo'lsalar ham, butun dunyoning ishlari bo'yinda bo'lsa, mas'uliyatli ishlab o'tirsalar ham, dushanba kuni vaqt ajratib borib Qubo masjidiga borib namoz o'qir ekanlar. Mashalloh. Bir kuni borsa masjid tashlandi ahvolda xizmatkorlar xurmoni bargida olib kelgan deyilarda masjidni sipirib chiqib aytadilarki, Allohga qasamki deyilar, agar Qubo masjidi dunyoning nargi chekkasida bo'lsa ham albatta borib namoz o'qirdim deyilar. Uzoqda bo'lsa ham albatta borib namoz o'qirdim deyilar. Ya'ni u fazilati kuchliligidan. Islom tarixida birinchi qurilgan masjid. Islom poydevor birinchi asos solingan Alloh taolo taqvo ustiga qurilgan masjid deydi. Undan keyin Islom olamida fazilat jihatidan 4-chi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Masjidul Harom, keyin Rasululloh masjidlari, Masjidul Aqso, keyin bu Qubo masjidi. Shunda ham ulug' masjid, juda ham ulug'. Rasululloh yaxshi ko'radigan har shanba piyoda ulug'da borib ziyorat qilib kelar ekanlar. Mashalloh. Alloh taolo u joyda yashaydiganlarni rosa maqtagan. Rasulullohga jonlarini bergan sahobiylardan, ya'ni beg'ubor deymiz-ku, ixlosli sahobiylar o'sha yerda bo'lishgan. Samimiy, alhamdulillah. Bu Qubo masjidi, ya'ni bu Madina shahrini tashqarisidami yoki qanaqa hozirgi kunda endi orasi 3-4 km, lekin asosan zamonlarda orada bog'lar bo'lgan, yo'llar bo'lgan. U davrda boshqa bo'lgan. Madina bilan bu joy boshqa qabila ham, bu yerda Amr ibn Auf degan qabila yashashgan. Bu joylarda Banu Najjorlar yashashgan. Auslar, Hazrajlar, ya'ni boshqa qabila, boshqa davlatda ikkita boshqa yo'llarda haligi mafiyalar deymiz-ku, yo'ltasar shunaqalar xullas. Jaydari tilda aytganda uzoq xuddi oshda alohida olo shahar bo'lgan shaharchada bo'lishganda asosan nima uchun aynan shanba kuni ziyorat qilardilar deyilsa, o'zi haftani har kuni borib ziyorat qilsa bo'laveradi, lekin aynan nima uchun shanba kuni deyilgani asosan juma kuni juma namozini o'qir ekanlar, jumadan keyin o'sha atrof muhit qishloqlardan kelganlar bilan hol ahvol so'rar ekan, oqibatli inson bo'lganlar, alhamdulillah, hol ahvol so'rar ekanlar, o'sha kuni juma kuni jumada ko'rinmaganlarni o'zlari ertasi borib nima mahalla bozor ziyorat qilib, palonchi ko'rinmadingiz-a deb turib ziyorat qilib kelar ekanlar, mashalloh, namoz o'qib kelar ekanlar. Inshaalloh, juda ulug' joy. Bu shunday bir sunnatlar bor, U sunnatlarni dunyoning boshqa davlatlarida barpo qila olmaysiz. Masalan, misvokda hamma joyda qilsangiz bo'laveradi. Lekin Quboda namoz o'qishlik, baqiyga kirib turib salom berishlik, o'z shahidlarga salom berishlik, bular faqat Madinada barpo qilinadigan sunnatlarda. Dunyoning boshqa joyida u sunnatlarga amal qila olmaysiz. Imom Ahmad ibn Hanbal bitta bo'lsa umri inson bitta sunnat deysin, umrida bir marta bo'lsa amal qilsin derkanlar. O'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
hijama kıldılar, hijama kiyin, hijama çeke bir dinar verdiler degen hadiste amal kılamadı tur kun boyu işlegen ekenler. O pette bir dinar topşlik katta pul bugün. Yani bir dinar degen 425 gram tılla degen. Öyle bir işleş kere bugün. Maşakat kılışa bir dinar toparlar. Bari hijama ki hijamanını kıldırarlar da haliki dinarı verirler. Uzun sünnetini tatlı kıldım dediler de. Şu şerisi amal kılışken bu cahaya. Resulullah'a bugün muhabbetler eden de bunlar sana elhamdülillah. Uzur geldiğinizi buldum. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'u. Hatta ki urfi sünnetler diyemiz o. Urfi sünnetler gibi katta amal kılarlar. Yani misma hakkı okuşurken daimi sünnetler var. Yani urfi sünnet degen insan o hacet eden kip çıkıladığı işler var. Mesela tükmesini açıp oturuyor, yalan başı oturuyor. Sizasını açıp oturuyor. Bana şuna kız işler diyeyim katı tutarırkenler de. Ürkünü bir kişi tükmelerini açıp oturuyorkenler. Taksir ne? Tükmesini açıp oturuyorsun diyeyim. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şu cihada oturgenler de tükmelerini açıp oturuyordu diyerken de. Subhanallah. O kişi isip gitgenler de açgenler deyse, ben kılı uğramam diyerkenler de. Subhanallah. Katı tutarırken. Bu cihada oturgenler de, başlarını iyi giyip oturgenler, taksir hiç nasıl yok ki, ne başınızı iyi giyip deyse. Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda bana şöyle bir darak bulardı. Şu darakta, takip oturgen Resul sallallahu aleyhi ve sellem başlarını iyi giyip oturgenler. Darak yok ki deyse, ben kılı uğramam diyerkenler de. Şu derecede urfi sünnetleri katı tutarırkenler. Bana bu cihada masjid, icabedeki masjid var. Bana Muaviye deyken Resulullah'ın zamanlarında Resulullah ümmetlerin hakkında dua kıyan masjidleri. O şey cihaya bari İmam Malik'te muattalarda geldi. O şey masjidde bari erkenlerde Abdullah ibn Umar Kuba'da namaz okup o şey masjidde kayıtı bari erkenler bari durup o balaçı derkenler. O şey mahallen balaçı. Eh ki ha. Resulullah'ın masjidlerdeki masjidlerdeki kaysa cihada oturup okullar. Ha falan cihada. On tamamda var falan cihada ise huddu o şey cihada bari namaz okurkenler. Kuba'da huddu o şey naka cihayları var. Resulullah namaz okurkenler. Mihrab tamamında gümbezde tepesi karesinde tüyünü var. O şey tamamlarda nasıl okuyan cahiler var iken de. Harisi böyle şerken sahabeyle. Yani şu dakik. Dakik itibar. Bazı cahilerken de itibarlaşken. Maşallah. Öyle bir koruyun. Haz branta adamdı. Branta adam dünyada. Branta bir kattakan şahsiyetti. Sakalıda ne işte akıbarlığını sanışken? Yok. İkin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de 14 de sakallı aklar var, sakallı aklar var, saçlar var. Şu derecede itibar kılışken. O şey terimini Resulullah'dan mazza kılışken. Alhamdülillah. Abu Bakr radıyallahu anh Kuba'da kelganlarda xurmoni berishadi, xurmoni shingil bilan shingil bilan berishadi, xurmoni yeganlarga suv beradilar. Aytadiki, suvni Rasululloh ichdilar, lekin meni chanqog'im qoldi, men mazza qildim, men chanqog'im qoldi bo'ldi deydilar. Bo'lmasa u kishi ham safardan yurib chanqab kelganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv ichganlarini ko'rib turib, bo'ldi, men chanqog'im qoldi deydilar. Masha'Alloh. Bir tane bir jon bo'lsin. Shunaqa muhabbatda bo'lishgan namanda. Subhanalloh. Alloh taol bizga nasib qilsin inshaalloh. Amin ya Robbi. Amin. Butun ummatga, butun musulmon olamiga, hamma kelolmayotganlarga Robbim nasib qilsin ilohim.